Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta Shell Helix 2021 Türkiye Rally Şampiyonası'nın 3. ayağı olan BTSO, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 45. Yeşil Bursa Rallisi, Bece Vision Motorsport takımından Burak Çukurova, Burak Akça ekibinin liderliğiyle sona erdi. BTSO ana sponsorluğunda Bursa Otomobil Sporları Kulübü BOSEK tarafından düzenlenen ve 4-5 Eylül tarihlerinde 75 otomobil ve 150 sporcu 2 gün boyunca Orhaneli Keles bölgesinde 368.94 kilometre uzunluğundaki parkurda ter döktü. Biz de Power Stage ekibi olarak Bursa'ya gittik ve yarışları sizler için görüntüledik. Otomobiller hazır ve Bursa Büyükşehir Stadyumu önünde kurulan Seremonik Start takından tek tek geçerek ilk etabın yolunu tutuyorlar. Tüm heyecanıyla Start odasında devam ediyor. Son 20 ve Pastor Ford Arasti İçer. 45. Yeşil Bursa Rallisi ilk gününü Bece Vision ekibi Burak Çukurova, Burak Akçay ikilisi birinci sırada tamamladı. Günün ilk etabı BTSO'da Aytemiz sponsorluğunda yarışan Burak Çukurova, Burak Akçay ikilisi best time yaptı. 60. Sol bir solda kal. Kavşak sağ bir 50, sol bir yokuş yukarı. Kal. Sağ 3 kapalının 20, sol 3, 2, 50. Bu etapta 8 saniye avantajlı zaman kazanan ekip güne iyi başladı. Günün ikinci etabı olan Ahmet Burkay ilk geçilişinde ise Burak Çukurova yine en iyi zamanı yaptı ve burada da 3 saniyeyi cebine koydu. İki etap sonunda 10 saniye zaman avantajına ulaşarak gün ortası servisine lider pozisyonda girdi. Burak Çukurova, Burak Akça ikilisi servis aldıktan sonra günün 3. etabı BTSO ikinci geçilişinde start aldılar. Bu etabı ikinci kez kazanarak 3'te 3 yaptılar. Rally'nin ilk 3 etabını da birinci tamamlayan ekip günün son etabı öncesi 13 saniye zaman avantajını yakaladılar. Günün son etabında ise biraz temkinli sürüşü tercih ettiler. Son etapta 1,5 saniye zaman kaybı ile etapta ikinci oldular. Gün sonunda 12.2 saniye zaman avantajı ile genel klasman birincisi olmayı başardılar. 45. Yeşil Bursa Rallisi ilk gün lideri Bece Vision Motorsport takım pilotu Burak Çukurova oldu. Rally'nin ilk gününü ikinci sırada Bece Vision Motorsport takımından Skoda Fabia R5 ile yarışan Buğra Banaz Gürkal Menderes ikilisi tamamladı. 45. Yeşil Bursa Rallisi ilk günün genel klasman üçüncüsü Castrol Ford Team Türkiye takım pilotları Ali Türkkan, Aras Dinçer ikilisi Ford Fiesta Rally 4 otomobilleriyle tamamladı. Ali Türkkan, Aras Dinçer ikilisi günün ilk etabında 8.58.5'lik zamanları ile 5. sırada finiş gördüler. Günün ilk çeyreğini test etmek için temkinli geçtiler. Yol ve hava şartlarını etüt edip günün ikinci geçilişlerinde tempolarını arttırdılar. Ahmet Burkay ilk geçilişinde ise ekip çok iyi zaman yaptı. 12.75 kilometre uzunluğundaki etapta en iyi 3. zamana imza attılar. Böylelikle gün ortası servisine en yakın rakiplerinin 22 saniye önünde olarak girdiler. Castrol Ford Team Türkiye ekibi Ali Türkkan, Aras Dinçer ikilisi günün ikinci lupunda ise çok başarılı zamanlar yaptılar. İlk etapta genel klasman dördüncüsü olurken günün son etabında da 3. zamanı yaparak rallinin ilk gününü genel klasman 3.'sü olarak tamamlamayı başardılar. ...45. Yeşil Bursa Rallisi'nin ilk günün 4. sırada Castrol Ford Team Türkiye takımının genç pilotu Emre Hasbay ve yardımcı pilotu Burak Erdener ikilisi tamamladı. Emre Hasbay, Burak Erdener ikilisi günün ilk etabında Ford Fiesta R2T otomobilleriyle genel klasman 7.'si oldular. Onlar da günün ilk etabında temkinli davrandılar. Günün ikinci etabında 3 sıra yukarı yükselerek etabı 4. sırada tamamladılar. Günün ikinci lupu için 3. etapta start alan Emre Hasbay, Burak Erdener ikilisi bir kez daha başarılı ve sorunsuz bir etap geçerek 5. zamanı yaptılar. Genel klasmandaki yerlerini de korudular. Günün son etabında ise yine maksimum performans sergileyen Emre Hasbay, Burak Erdener ikilisi etabı güçlü otomobiller önünde 4. sırada tamamlayarak günü genel klasman 4.'sü olarak tamamladılar. Dikkatleri üzerlerine çektiler. Dün bizim için değişik bir gündü açıkçası. İlk etap son 2 kilometre kadar lastik patlattık. Bu lastiğin üzerinde giderek etabı bitirdik ve aslında değerli zamanlar kaybettik. İkinci etapta da artık yerimiz aslında belliydi. Önle de aramız çok açılmıştı. O yüzden yerimizi korumaya çalıştık. Günü tamamladık. Rally'nin ilk gününü genel klasman 5.'si olarak Kaan Karamanoğlu, Oytun Albayrak ikilisi tamamladı. Müzik
Kaan Karamanoğlu bu sezona oldukça şanssız başlamıştı. Esok rallisinde mekanikten kalmıştı. Sezonun ikinci yarışında antrenmanlarını yaptıktan sonra ekip olarak hazır olmadıklarını düşünerek yarıştan çekilmişti. Sezonun üçüncü ayak yarışı şu an izlediğiniz Yeşil Bursa rallisinde yeni yardımcı pilotu Oytun Albayrak ile start aldı. Olumsuz geçen ikinci ayak sonrası yeni co-pilotu ile kısa zamanda uyum yakalayarak başarıyı elde ettiler. Bakalım bu ikili ilk gün etaplarda nasıl zamanlar yapmışlar. Short 6 right 10. Short 5 right and max left and max right. Günün ilk etabında Castrol Ford Team çatısı altında yarışan Kaan Karamanoğlu, Oytun Albayrak ikilisi 8. zamanı yaptı. Günün ikinci etabında ise 2 sıra kazandılar ve etabı 6. sırada tamamladılar. Gün ortasına genel klasman 5.si olarak girdiler. Günün ikinci loopunda ilk etapta biraz dikkatli sürüş yaparken etabı 7. sırada tamamladılar. Günün son etabında ise Kaan Karamanoğlu, Oytun Albayrak ikilisi temkinli sürüşü tercih ederek etabı 10. sırada tamamladılar. 20 max left into easy 3 plus right. Gün sonunda genel klasman 5.si oldular. Sınıf 4'te ise 3. oldular. Önleri 46 saniye ve arkaları ile de 20 saniye zaman farkları var. İkinci gün için rahat bir konumdalar. Bizim ilk yarışımız birlikte. Buraya keyif almak için, birbirimize alışıp keyif almak için geldik. Hemen alıştık gibi bir şey oldu ilk virajdan itibaren. Uyum gayet iyi. Keyif alıyoruz, zamanımız da iyi. İkimiz açısından söyleyeyim, bir not antrenmanı yaptık. 40 dakika falan sürdü herhalde, ondan sonra tamam olur dedik. Buraya geldik, Bursa'ya geldik. Antrenmanımız güzel geçti. Eğlenerek gidiyoruz yani, hakikaten keyifli gidiyoruz. Umarım sezonda böyle gider. BTSO Yeşil Bursa Rallisi ilk gün genel klasman 6.lığını Evofon Rally Team ekibi Buğracan Kılıç, Yusuf Çalık ikilisi elde etti. Genç pilot Buğracan Kılıç bu yıl Evofon Rally Team desteğiyle Mitsubishi Evo 9 araçlarıyla yarışıyor. Ekip ERT yani Avrupa Balkan Rally Şampiyonası'nı da bu sezon takip ediyordu, ancak Silyan Rallisi'nde takımın patronu ve birinci pilotu Uğur Soylu yoldan çıkarak takla atınca takım bu sezon için Avrupa'ya ara vermek istedi. Bu sezon Buğracan Kılıç, Yusuf Çalık ikilisi Türkiye Grup N şampiyonluğu için mücadele edecekler. Genç ekip ilk gün ilk etabı 10. ve ikinci etabı da 9. sırada tamamlayarak gün ortası servisine girdiler. Günün ikinci loopunda ise 3. etapta 8. zamana imza atarken günün son etabında tempolarını yükselttiler ve etabı 5. olarak tamamladılar. Gün sonunda Buğracan Kılıç, Yusuf Çalık ikilisi genel klasman 6.'sı olurken Grup N'de ise 1. oldular. Sena Turizm sponsorluğunda yarışan Sabri Ünver, Onur Vatansever ikilisi ilk gün ilk etaba oldukça temkinli başladılar. Hitit rallisinde yaşadıkları kaza sonrası belki de burada güven tazelemek için kontrollü olmayı tercih ettiler. Etapların yer yer mıcırlı ve kaygan olması da ekibi tedirgin etmiş olabilir. Günün ilk etabında 13. zamanı yaparken ikinci etapta yavaş yavaş ısındılar ve etabı 5. sırada tamamladılar. Böylelikle ilk etaptaki fobilerini yenmiş oldular. Günün ikinci loopunda ise 3. etapta 11. zaman ve günün son etabında ise 9. zamanı yaparak günü genel klasman 8.'si olarak tamamladılar. İlk gün sonunda Sabri Ünver ile görüştük. Tabii her zamanki gibi 2014'te son olarak yarıştım Bursa Rallisi'nde. Bugün tekrar 7 yıl aradan sonra buradayız. İşin aslı Ankara'da geçirdiğim kazadan sonra üzerinde gerçekten büyük bir tedirginlik var. Bu tedirginliği atmak için biraz gayret gösteriyorum. Tam arabaya alışmışız derken yaptığımız kaza bütün alışkanlıklarımızın hepsini yerle bir etti. Şimdi tekrar bunları kazanacağız. Kazanacağız, kaybedeceğiz. Herhalde bu sezonu da böyle bitireceğiz gibi geliyor. İki çeker kategorisinde şu anda ilk üçü domine etmiş vaziyetteyiz. Ali Türkkan birinci sırada gidiyor. Hemen arkasında Emre Asbay devam ediyor. Bir tek Ümitcan biraz sıkıntılar yaşadı ilk günde. İki kere lastik patlattı ve de genel klasman mücadelesi verirken, ilk üçün içerisindeyken şu anda 22.liğe kadar düştü. Bugün tabii yavaş yavaş yukarıya tırmanacak ama epey gerilere düştü. Onun için biraz daha test yarışı gibi geçecek bundan sonrası. İkinci günde de ilk günde olduğu gibi hem iki çeker hem gençler şampiyonasında zirvede bitirmeyi planlıyoruz. Markalar şampiyonasında zaten şu anda rahat bir şekilde lideriz.
Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta Shell Helix 2021 Türkiye Rally Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 45. Yeşil Bursa Rally'si yapılmıştı. Biz de programımızın ilk bölümünde rally'nin ilk gününün özetini yayınlamıştık. Şimdi rally'nin ikinci gününde sınıflarda kimler ne yapmış hep birlikte izleyeceğiz. ...45. Yeşil Bursa Rallisi BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova, Burak Akçay ekibinin liderliğiyle sona erdi. Çukurova Akçay ekibi iki gün süren zorlu mücadeleyi takım arkadaşı Buğra Banaz Gürkal Menderes'in 9.6 saniye önünde tamamladı. Çukurova ikinci gün daha temkinli bir sürüş sergilerken takım arkadaşı Buğra Banaz maksimum atak sergiledi. 4 etapın birini kazanan Çukurova diğer 3 etapta ikinci zamana imza attı. Rally sonunda sezondaki ilk galibiyetini alarak değerli puanlar kazandı ve şampiyonada iddialı olduğunu gösterdi. Mikrofonumuzu Burak Çukurova'ya uzatıyoruz. Valla güzel geçti. Benim 22. Bursa Rally'm. Yarışa başlarken amacımız 1. 2. olmaktı. Onu da başardık. Çok mutluyuz. Yarışı kazandık. Bursa'da 4. zaferimiz. 4. birinciliğimiz. Çok mutluyuz. Yarış sorunsuz geçti. Bütün otomobilimizle finişe geldik. Çok mutluyuz. Hem ulusal şampiyonada hem Şevki Gökerman'da 1. ve 2. olduk. Yarışı domine ettik çok şükür. Mutluyuz. Öncelikle tüm takıma çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı olmazdı bu. Ondan sonra da kopilotum bu yarış Burak Akçay'dı. O da kusursuzdu gerçekten. Onun dışında da tüm sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Itemiz olsun, Egemot Otomotiv olsun, Likimoli olsun, Fener Nakliyat olsun, Avantaj Kargo olsun ve Ibis Otel olsun. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Onların sayesinde yarışıyoruz, bu başarıları elde ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. BOSSEK ve federasyonumuza da teşekkür ederiz. Gerçekten zorlu bir ortamda yaptık bu yarışı, gerçekleştirdik. BC Vision Motorsport'un bir diğer ekibi Buğra Banaz Gürkal Menderes ikilisi ise sezonda 2'de 2 yapmış ve tüm gözleri Yeşil Bursa Rallisi'ne çevirmişlerdi. Rallide takım arkadaşı Burak Çukurova ile kıyasıya bir mücadele içine girdiler. Bu kez rally sonunda gülen taraf Burak Çukurova olunca Banaz ikincilik alarak değerli puanı hanesine yazdırdı. Podyumun 3. basamağında ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan, Aras Dinçer yer aldı. Red Bull sporcusu Ali Türkkan aynı zamanda iki çeker klasmanı, sınıf 4 ve genç pilotlar birinciliklerinin de sahibi oldu. Bu sonuçlarla Ali Türkkan, Aras Dinçer iki çekerde yeniden liderliğe yükseldi. Castrol Ford Team Türkiye'nin gelecek vadeden genç pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Aras Dinçer iki çeker aracıyla birçok dört çeker aracın önünde genel klasman üçüncülüğünü elde ederken Sırbistan rallisi öncesi moral buldu. Türkkan bu performansıyla Balkan Şampiyonası'nda gençler ve iki çeker kategorisinin lideri olarak gideceği Sırbistan rallisinde şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu da gösterdi. Yeşil Bursa Rallisi bizim için harika geçti. Tam anlamıyla harika. Hem gençleri, iki çekeri ve kategorimizi kazandık. Aynı zamanda genel klasmanda da üçüncü olduk. Bu yüzden çok mutluyuz. Hem maksimum puanla ayrıldık hem de bir sürpriz diyelim. Pastanın çiliği olarak genel klasmanda da podyuma çıkacağız ve Bursa Rallisi'nden 4 kupayla ayrılacağız. Bu yüzden çok mutluyuz. Genel klasman üçüncüsü, alkışlıyoruz. Castrol Ford Team Türkiye'nin bir diğer genç pilotu Emre Hasbay ve co-pilotu Burak Erdener ise genç pilotlar liderliğini devam ettirirken genel klasman dördüncülüğünü elde ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeşil Bursa Rallisi'ni tamamladık sağ salim. Gerçekten bugünkü etaplar düne nazaran yani hem çok farklıydı hem de çok zorluydu bizim için. Yerimizi korumak için bugüne başladık. Takım için puanlar çok değerliydi. İki çekeri domine ettik. 1 ve 2 olduk. Gençlerde de 1 ve 2 olduk. Bu sırayı korumak önemli. Koruduk. Ali kazandı. Ben ikinci oldum. Biz de şampiyonda şu an zannediyorum liderliğe yükseldik. İki çekerde de gençlerde de. Bizim için her şey plana dahil bir şekilde gidiyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım İzmir'de görüşmek üzere. Şimdi aslında biraz fazla klişe oluyor bu söylediklerim ama planladığımız gibi geçti. Zaten planladığımız, arzu ettiğimiz buydu. Biz Castrol Ford Team Türkiye olarak pandemi süresince ise pandemi sonrasında da tamamen altyapımıza, genç pilotlara, 20'li yaştaki pilotlara, Türkiye'nin gelecekteki şampiyon pilotlarına yatırım yapmaya planladık. Dolayısıyla sportif hedeflerimizi biraz geri çektik. Daha fazla otomobil
daha fazla genç pilot ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek. Markalar şampiyonasında liderliğimizi iyice puan farkını arttırarak pekiştirdik. Hem iki çeker hem de genç pilotlar şampiyonası bizim için son derece önemliydi. Her ikisinde kazandık. Kazandığımız gibi şu anda hem iki çekerde hem gençler şampiyonasında, Türkiye Rally Şampiyonası'nda birinci ve ikinci, üçüncü olanlar bizim pilotlarımız. Ali Türkkan olsun, Emre Aspay olsun, Ümitcan Özdemir olsun. Hepsi hak ettikleri yere geliyorlar. Ümitcan için de geleceğin Türkiye şampiyonlarından birisi olacak diyebiliriz rahatlıkla. Ford otomobillerine yakışır bir şekilde bütün rally boyunca tek bir teknik arıza yaşamadık. Birkaç yol dışı oldu, birkaç lastik patlatma oldu. Yani bizim için çok iyi bir yarış oldu Yeşil Bursa Rally'si. Şimdi hedefimiz 15 gün sonraki Sırbistan Rally'sinde. Sırbistan Rally'si bizim için çok çok önemli. Çünkü Balkan Rally Şampiyonası'nda da pilotumuz Ali Türkkan hem gençlerde hem iki çekerde lider vaziyette. Balkan Şampiyonası lideri. Sırbistan Rally'sinden de Balkan Şampiyonu olarak dönmek en büyük arzumuz. Sınıf N'de Evofon Rally Team'den Buğra Can Kılıç, Yusuf Çalık ikilisi birinciliği elde ederken genel klasmanda 6. olmayı başardılar. Genç ekip ikinci gün performanslarını arttırarak izleyenleri efsane Mitsubishi Lancer Evo 9 araçları ile büyülediler. Yarış sonu Buğra Can Kılıç ile görüştük. Yine kupalarımızı aldık. Kopilotum Yusuf Çalık'la uyumumuz çok iyi. Çok memnunuz birbirimizden. Yani ben ondan çok memnunum. Umarım o da benden memnundur. Grup N'de birinci olduk. Bayağı iyi gidiyor bu sezonda bizim için. Bu sezon hedefimiz zaten Grup N şampiyonu olmaktı. Bu gidişle olacağız gibi gözüküyor bir aksilik yaşamazsak. Bursa yarışı da bizim için hızlı. Deneyim olarak bize çok şey katan bir yarış oldu. Öğrendiklerimizle birlikte sonucunda kupa almak da bizi çok mutlu etti. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Castrol Ford Team Türkiye takımından Kaan Karamanoğlu, Oytun Albayrak ikilisi genel klasman 7.'si olarak dikkatleri çekti. Ekip ilk kez birlikte bu rallide yarıştılar. İlk etapta hemen uyum yakalayan ikili rallide başarılı zamanlara imza attılar. Rally sonunda ise iki çeker otomobilleriyle genel klasman 7.'si olurken her kesimden rally sürücüsüne açık Türkiye'nin en uzun soluklu tek marka kupası olan Fiesta Rally Cup'ta da Kaan Karamanoğlu Ford Fiesta R2T otomobilleriyle birinci olurken R2T grubunun da birincisi oldular. Bizim için güzel geçti Bursa Rally'si. Fiesta Cup birinciliği var. İki çeker üçüncülüğü, RC4 sınıfı üçüncülüğü. Mutluyuz. Dünkü tempoyu tam tutamadık. Koruyamadık daha doğrusu. 0.4 saniyeyle altıncıyı kaçırdık. Beşinciyi de 1.7 saniye mi ne? Notlarımız tabii bambaşkaydı. Yani tamamen İngilizce üzerine yoğunlaştık. Ondan sonra keyifli geçti. Uyumu güzel yakaladık. Hatta neydi? Dün sabah böyle hani uyum derken böyle sabah şey demiştim dün sabah. Aşağı ineceğiz. Ben böyle Kaan'ın kapısını çalarken WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Aşağı indim diye. Hani böyle elimi vurdum. Ah inmiş. Güzel, keyifli bir uyum yakaladık. Sezonun bundan sonrasında da yani böyle keyifli gideriz. İlk gün kaybettiği zamanlar ile 48. sıraya kadar gerileyen genç yetenek Ümitcan Özdemir ve co-pilotu Batuhan Memiş Yazıcı ise yarışın ikinci günü kayıplarını telafi ederek yarışı genel klasmanda 8. sırada bitirdi ve bu sonuçla da Türkiye Rally Şampiyonası'ndaki üçüncülüğünü korumuş oldu. Yarışa her yarışı olduğu gibi biz gayet iyi hazırlandık. Bütün çalışmalarımızı yaptık hem ekip olarak hem de takım olarak. Ama yarışa başladık. İlk etap yine kompetitif bir zaman yaptık ama ikinci etapta yine bir önceki yarış gibi Hitit Rally'si gibi lastik patlattık. Yine şanssızlığımız devam etti bu yarışta da. Ama mutsuz değiliz açıkçası çünkü performansımızı giderek arttırıyoruz. Sevgili seyirciler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni konularla görüşünceye dek hoşça kalın.